Are you at the beginning of the market? Çok güzel, çok yemek, çok güzel, para az. Antalya çok güzel. Çok teşekkür ederim. Beyaz Rusya, misafir, kardeş. У вас в Анталии все очень вкусно, хорошие, приятные цены и замечательные продавцы. На все делают скидки. Огромнейшее вам спасибо. А так приезжайте сюда, здесь всем очень нравится. Что они хотят? Что? Все, tamam. Teşekkür ederim. Спасибо, бабушка. Yeter mi? Спасибо, пока. Türkçe öğrenmiyorlar işte. Biz kendimizi öğreniyoruz. Biz burada Rusça öğreniyoruz. Valla bir buçuk sene, iki senedir biliyorum ya böyle hani konuşabiliyorum. İşte haroşa diyorum, güzel diyorum. Sladki, tatlı. Veya sayıları falan söylüyorum, kaç para geldiğini falan söylüyorum, kaç kilo geldiğini falan söylüyorum. Öyle. Ya tek tük hani fazla değil de, tek tük hani bir kısım böyle gayret ediyor, çabalıyor ama gerisi boş. Hiç çabalamıyorlar böyle. Hani bazıları hatta bize kızıyor. Niye bize söylemiyorsunuz diyor. Hani tepki gösterenler de oluyor. Ama geneli böyle tek tük öğrenenler de var aralarında. Rica ederim. Faruk. Çiçek. Rica ederim. Antalya'da 20-21 yıldır pazarcılık yapıyorum. Konyaaltı ve Lara bölgesi ağırlıklı Ruslara hitap ediyor. Yani burada zaten yerleşim olarak da Rus bayağı çok. Yani aşağı son 2-3 yıldır bayağı bir kalabalık oldu Ruslardan dolayı. Vallahi onlar Türkçe öğrenmedi, biz Rusça öğrendik biraz. Yapacak bir şey yok. Mecbur ürün satmak için, meyvelerimizi satmak için mecbur biraz onların dilinden gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Hani nereden baksan 6-7 yıl. Rusçayı burası ilk açın zamanı öğrenmiştim. Yani bir iki yıl önce. Aralarında biraz var evet. Yani bazıları öğrenmiş, bazıları da öğrenmemiş. Yani çok tatlı, çok güzel kelimeler. Yani mesela Oçun Zlatki, çok güzel kelimesi. Yani meyve isimleri, mesela persim, şeftali, nektarin, kopnika, çilek oluyor. Vinegrat, üzüm oluyor. Yani o tür şeyler. Biraz düşürüyorlar yani. Mesela 65 ile 60 lira olur mu diyorlar. Evet, iyi kötü müşterilerimizin çoğu Rus olduğu için, Ukraynalı olduğu için ister istemez biz de öğreniyoruz. Onlar da yavaş yavaş Türkçe öğreniyorlar. İçimizde oldukları için artık böyle bir bütün gibi olduk onlarla da. Tabii eskisi gibi olmasa da bayağı bir pazarlık yapmaya başladılar. Fiyatlardan biraz şikayetçiler. Yüksek olduğu için bazı ürünlerde özellikle pazarlık yapmak istiyorlar. Bugün bakıyorsun, örneğin bu kavun bugün 15-20 lira pazarda. Bundan 2-3 hafta önce 30-40 liraydı. Örneğin bu karpuz bugün 10 liraya düşmüş pazarda. Bundan bir ay önce pazarda 15-20 liraydı. İster istemez şaşırıyorlar. 60 lira.